Allah'ın velilerin kerametleri Kur'an ve sünnet tesabittir. Kerameti ve velayeti Allah'ın dostluğunu inkar etmek küfürdür İslam'a kaydına göre. Edemezsin ki sen velileri, velayeti ve kerameti inkar edersen dinden çıkarsın. Müslüman olmazsın. İmanın akılla ne ilgisi var? İman edilecek inanılacak şeylerin hangisi be senin benim aklıma uyar ki? Akıl dediğiniz an mantık dediğiniz an Herkesin kendine göre bir aklı ve mantığı vardır. İşte o zaman herkese göre bir din olur. Ay İslam bunu kabul etmiyor. İslam bunu uygun görmüyor. Seyyid Subatullah Harvasi Kudüs'e ruhu bazı gözü şaşı olan, bazı gerçekleri hakikaten göremeyen kişilerden bahsederken öyle diyor. Bu eğer diyor bir insan saadat-ı kiramı inkar ediyorsa, Allah'ın velilerini inkar edenler Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görseydiler onu da inkar ederlerdi. Bu çok ağır bir sümledir. Çok ağır bir sözdür. Çok büyük bir tehlikeye işaret ediyor. Seyyid Sıfatullah Harvasi Kudüs'e Bahsettiğim bu cümleyi kullanan zat kendi zamanında velayeti, gavusluğu, kutupluğu bütün zamanın alimlerince tanıyan herkesçe kabul edilmiş olan bir zattır. Bu bizzat Seyyid Sıfatullah Harvasi'nin sözüdür. sadat ı Kiram'ı inkar eden eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görseydiler ondan inkar ederlerdi. Niye? Çünkü bu zatların nesini inkar ediyorsun? Bunlar sünneti yaşıyorlar. Her hareketlerinde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyuyorlar. Git hayatlarını incele, araştır, sor. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Tasavvuf ehlini inkar edin. Tasavvuf ehlinin aleyhinde olan insanlara ben sadece bir tek şey tavsiye ederim. Dönün kendi hayatınıza bakın. Allah için dönün kendi hayatınıza bakın. Sen kendi hayatını gerçekten insafla, merhametle göz önüne alırsan, kendi davranışlarını, hareketlerini, beklentilerini iç ve dış dünyalar, maneviyatınla ve zahirinle ilgili şeyleri aklına getirirsen o zaman ne kadar büyük bir hata ettiğini görürsün.